Konya'da yaşayan 22 yaşındaki Şükran Kocabaş, saç tıraşı olan kardeşinin saç kesimini beğenmeyerek kardeşinin saçını düzeltmek için kolları sıvadı. Kocabaş daha sonra erkek kuaförlüğüne merak sardı. Kardeşim eve geldi, saçına baktım ve beğenmedim yani. Bayan kuaförlüğünde de böyle bazen kısa kesim tarzları yapıyorduk. Gel bir otur bakalım, bir de ben deneyeyim dedim. Ve yapmaya başladığım zaman bayan kuaförlüğünden daha çok erkek kuaförlüğünü sevmeye başladım. Bir ben yaptım, iki ben yaptım. Artık karar verdim ve dedim ki benim erkek kuaförü olmam gerekiyor. Çalıştığı iş yerine yakın bir erkek kuaförüyle görüşen ve işe başlayan Kocabaş'ın 7 ay önce çalışmaya başladığı erkek kuaförüne gelen müşteriler ilk önce şaşırıyor, ardından tıraş olmak için sıraya giriyor. Erkek kuaförlüğüne ilk başladığı sıralarda tedirginliğinin olduğunu söyleyen Şükran Kocabaş, şimdilerde mesleğini severek yapıyor. İlk tabii ki 2-3 aylık bir süreç zorluğum oldu ama bu benim duruşumla kayganlıkla olan bir şey. Müşteri bir süre sonra zaten bana alışmaya başladı. Ben atmosfere alışmaya başladım. Ve sanki yıllardır yapıyormuşum gibi devam etmeye başladım yani. Sıkıntıları zaten 2-3 ay içerisinde atlattım. Kocabaş, meslek seçimi yapmak isteyenlere de hayallerinizin peşinden ilerleyin tavsiyesinde bulundu. Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Sonucu ne olursa olsun, iyi veya kötü. Hani en azından denedim diyebilirsiniz yani. Bir insanın aklına koyduğu her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Ve bu kendim zaten en büyük örneği. Şükran Kocabaş'a tıraş olmaya gelen müşterileri ise durumdan oldukça memnun. Farklı bir konsept oluşturmuşlar. Yani bu da bizim hoşumuza gittiği için burayı fazlasıyla tercih ediyoruz. İlgilerinden, alakalarından, yaptıkları işlerden dolayı çok memnunuz. Teşekkür ediyorum. Kadının elinde yediği her yer güzelleşir. Arkadaşlarımızın da desteğiyle burada çok güzel bir çalışma çıkarıyorlar.